Merhabalar, ben Asuman Kerkez. Profilo ile Geleneksel Lezzetler programında Ramazan'ın başından beri size birçok güzel yemek pişirdik, tariflerini verdik, püf noktalarını anlattık. Bugün bir tatlı yapacağız. Bugün kadayıf yapacağız. Kadayıf, Binbir Gece masallarında en çok adı geçen tatlıdır. Malzemelerin öncesinde aslında şöyle benim pişirim yapacağım kabı göstermek istiyorum. Dikdörtgen ısıya dayanıklı bir kap. 500 gram kadar kadayıf, benim ince, yassı bir kadayıf yapmama yetecek. Siz tepsinizin büyüklüğüne göre malzeme miktarını ayarlayabilirsiniz. 500 gram tel kadayıf kullanacağım. Kadayıfınızın özellikle taze, nemini kaybetmemiş, kurumamış olmasına dikkat edin. Bu çok önemli. Onun dışında olmazsa olmaz 200 grama yakın tereyağım var benim. Onun dışında içine kullanmak için cevizim var benim. Fındıkla, bademle de yapabilirsiniz ama kadayıfın en güzel sonuç veren malzemesi cevizdir. Şerbet malzemelerine gelelim. 2,5 su bardağı kadar toz şeker, 2,5 su bardağı kadar su ve birkaç damla da limon suyu. Malzememiz çok az aslında. Kadayıf hazırlamak için ilk yapmamız gereken şey, kocaman bir bıçak alıyoruz elimize, keskin bir bıçak. Ve kadayıf bize geldiğinde biraz yapışmış öbekler halinde olur. Onları açmadan tahtanın üzerine alıyoruz. Yaklaşık 1 santimlik, belki 1,5 santimlik parçalar halinde doğruyoruz. Çünkü sonrasında yağla beraber ovarken güzelce açılacak, bu hale gelmesi lazım kadayıfımızın. Kadayıf aslında Arapça kökenli bir kelimedir ve kadife ile aynı kökten gelir. Genelde Arap mutfağı olduğu söyleniyor kadayıfın doğduğu yerin. Bizim Arap mutfağından aldığımız şekli aslında şimdilerde taş kadayıfı denen, hani şu sünger gibi, pankek gibi yaptığımız yuvarlak olanlardır. Tel kadayıf olan tamamen bizim mutfağımıza ait. Ben hatırlıyorum, anneannem zamanında kırma kadayıf yapardı. Mangalın üzerinde yavaşça ısıtarak onu parçalardı. Şimdi tabii ki biz öyle yapmıyoruz. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Güzelce doğradım, hazırladım. Şimdi bir taraftan yağımı koyacağım. Yavaş yavaş ısınacak. Diğer tarafa şerbeti koyacağım. O da yavaş yavaş kaynayacak. Ve anlatacağım sonradan kadayıf saray mutfağında nasıl yapılırdı. Miktarı az değil. Belki dikkatinizi çekmiştir. Şerbetlerin şekerlenmesini önlemek için su miktarını biraz fazla koyup uzunca bir süre kaynatmak etkili bir yöntem gerçekten. Kaynamasını bekliyorum. Diğer taraftan da hemen yağı güzelce eriteceğim. Bayram sabahları bu kokuyla uyanırdık biz. Kadayıf ve tereyağı, sade yağ kokusu. Yağ güzelce eridi. Baklava tarifini izleyenler hatırlar. Baklavada köpüğünü almıştık. Ama kadayıf da almamıza gerek yok. Şöyle kenara alacağım. Wok gözü iç içe geçen halkalar sayesinde çok kısa sürede kaynatma ve pişirme sağlıyor. Ben çok sıklıkla kullanıyorum. Hayatımı kolaylaştırıyor. Şimdi güzelce kaynadı. O yüzden daha küçük ocağı alıp altını da kısıyorum. Çünkü bu arada benim işim var. Yağı sıcak haliyle kaynar kaynar kadayıfın üzerine gezdirin. Parmak uçlarımızla yavaş yavaş böyle kadayıfı severek yağı emmesini sağlıyoruz. Şöyle arada alt üst edin. Eğer kadayıfınız çok kurumuşsa bu aşamada yağı eklerken içine azıcık su katabilirsiniz. Bu da küçük bir püf noktası. Dediğim gibi yassı kadayıf olduğu için şöyle elimizle iyice bastıracağız. Burada bir püf noktası var. Tamamen yarısını koymuyoruz. Yarısından bir tık daha fazlasını alacağım şimdi. Kadayıfın kalan kısmını da üzeri için ayıracağım. Tabii ki burada göz kararı. Tel kadayıf bizim Şirvani'nin yemek kitabında geçer. Ama aslında Bağdadi'nin 13. yüzyıldaki kitabındadır. Orada bulunmayan tel kadayıf bizdeki tercümesinde vardır ve saray mutfağında bademlisi, cevizlisi, fıstıklısı, sütlüsü. Çok çeşitli hem pişirim teknikleri hem de malzemeli halleri vardır. Şöyle elinizle veya düz bir zemin halinde bir tabak tersi, bir bardak da kullanabilirsiniz. İlk kat tamam, araya bolca, çok da böyle ezilmemiş, dişinize gelecek büyüklükte kalmış ceviz. Kalan kadayıfı yine şöyle serperek, yayarak düz bir zemin haline getiriyoruz. Bu arada şerbet de kaynıyor.
artık kıvama gelmesine az kaldı. Kadayıfı bastıktan sonra limonunu ekleyeceğiz. Elimle iyice bastırdım ama içim rahat etmedi. Şöyle biraz da düz zemini olan bir bardakla bastırıyorum. Profilo Ankastre fırının benim hayatımı kolaylaştıran en büyük özelliklerinden bir tanesi düğmelerinin tek bir hareketle gayet rahat bir şekilde çıkması. Bunun bana sağladığı avantaj, işim bittiğinde tekrar yerine koyup gayet rahat bir şekilde temizliğini yapabilmek. Şimdi fırınımı 200 dereceye getirdim. Alt üst ısıtmada ısınmasını bekliyorum. Fırın ısındı ama gitmeden önce tam kıvamına gelen şerbetin limon suyunu koymak istiyorum. Aman dikkat edin, kadayıfın eğer şerbeti birazcık cıvık olursa hamur olur, sert olursa takır takır olur. 2 dakika kadar daha kaynayacak limon suyuyla beraber altını kapatacağım. Şimdi artık ısınan fırına tatlıyı getirme zamanı. Yaklaşık 40 dakika kadar 180-190 derecede kadayıf pişti. Mis gibi kokular geliyor, nar gibi kızarmış. Hemen gidip artık çıkarıyorum. Şerbetim de soğudu. İkisini buluşturacağım. Son anda şerbetini dökmeden size bir püf noktası vermek istiyorum. Eğer şerbetiniz biraz koyu olduysa, tatlınız da güzel kızardıysa onu o şekilde döktüğünüz zaman takır takır çok kuru bir kadayıf elde edersiniz. Son anda bir yemek kaşığı şerbete su koyup iyice karıştırırsanız onun önüne geçersiniz. Şerbeti gezdirdikten sonra da üzerini kapatıp şöyle 1-2 dakika kadar biraz terlemesini sağlayabilirsiniz. Güzelce dilimleyeceğim ve size nasıl güzel bir kadayıf yaptık onu göstereceğim. Şöyle keskin bir bıçakla üzerine bastırarak dilimleyin. Kokusu mis gibi, üst kısmı çıtır çıtır, alt kısmı şerbeti birazcık almış. Tam böyle lezzeti yerinde. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Bugün 30 gün 30 lezzet dediğimiz maceranın 29. durağındaydık. Sizin için cevizli, yassı, tereyağlı güzel bir kadayıf yaptım. Profiloyla geleneksel lezzetlerde bizim bir günümüz kaldı. Çok güzel bir sütlaç tarifi vereceğiz. Trabzon'a, Hamsiköy'e gideceğiz yarın. Bu yüzden bizi lütfen sosyal medya adreslerimizden takip edin. Asuman Kerkez ve Profilo Ev Adetleri'nin sosyal medya adresinden. Biz arşiv bırakmak için Türkiye'ye yine yarın burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Herkese çok çok sevgiler.